Merhaba, ben Mehmet Derici. Diş hekimiyim, Ankara Üniversitesi mezunuyum ve size bu kanalda genel diş hekimliği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ağız ve diş sağlığı hakkında aklınıza gelen gelmeyen pek çok sorunun cevabını bu kanalda bulabileceksiniz. Bu ilk videomuzda size dişin anatomisi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Diş öncelikle dışarıdan bakınca ikiye ayrılır. Dişin kökü, diş etinin altında kalan kısmı ve diş etinin üzerinde kalan ve dışarıdan da görülebilen kısmına dişin kronu diyoruz. Kron demek İngilizce'de taç demektir. Taç kısmı ve kök kısmı olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi buraya bir bakalım. Bu videonun bu kısmında, daha doğrusu ekranın bu kısmında şimdi görebiliyoruz. Buraya taç deniyor. Bunun altında kalan şu kemik içerisinde ve diş etinin altında kalan kısma da kök deniyor. Peki buradaki bu katmanlar ne? Dişten bir kesit aldığımız zaman burada 3 ayrı katman var. En dıştaki ağzın dışında bizlerin görebildiğimiz tabaka, o beyaz yere, o parlak kısma mine tabakası deniyor. İngilizcesi enamel. Bunun altındaki tabakaya dentin deniyor. Türkçe de aynı kullanılıyor, İngilizce de aynı kullanılıyor. Dentin. Bunun altında da pulpa denen, pulpa etli kısım demektir. Pulpa denen üçüncü bir tabaka var. İşte bu en içte kalan tabakanın içinde damar ve sinir paketi var. Dişi besleyen kısım şu kısımdır. Burası, bakın alttan gelen damar ve sinir paketini burada görebiliyoruz. Buradan kökün ucuna giriyor ve kök boyunca ilerleyip dişin ağızda görülen kısmı içerisinde dağılıp tekrardan, eğer iki köklü bir dişse, iki kökten birden, tek köklü bir dişse de tek kökten girdiği yerden tekrar çıkabiliyor. Buraya dişin pulpası deniyor ve dişin kanalı pulpa odası ve kanalı ara tabakaya dentin deniyor. Burada mavi görüldüğüne bakmayın. Bu aslında koyu sarı bir renktir. Çok hoşlanacağınız bir renk değildir. Bunu gerçek hayatta gördüğünüz zaman açmak isteyeceğiniz bir renktir. Bunun içinde de bazı tübüller vardır. O yüzden bir dişe müdahale yapıldığı zaman, dişin çürüğü temizlendiği zaman ya da dişin kron ya da herhangi bir amaçla buradaki mine tabakasını kaldırdığımız zaman ya da diş kırıldığı zaman bu tabakanın hassasiyet yapmasının sebebi bunun içerisindeki tübüllerdir. Bu pulpa odasından denti kısmına bazı tübüller girer. Bu tübüllerin içerisinde bir sıvı vardır. Bu sıvı dişin tamamını besler ve bu sıvı hareket ettikçe, açığa çıktıkça da aşırı bir hassasiyet yapar. Hatta konuyu biraz daha ilerletecek olursak diş eti çekilmelerinde, şu bölümdeki diş eti çekilmelerinde bakın burada dentin bir anlamda açığa çıkıyor diyebiliriz. Aradaki çok küçük bir sement tabakası var, onu biz yok sayalım. Burası açığa çıktığı için köklerde, o yüzden de soğuk hassasiyeti olur. Bunu da önleyen bazı macunlar var. Peki, videonun ilk kısmını bitirdik. İkinci kısmında ne anlatacağız? Ağız içerisindeki planı anlatacağım. Ağız içerisinde bakın 32 diş var. Burada dişlerin bazı numaralarını görüyorsunuz. Bunun belli bir mantığı var. Bu mantık şöyle çalışıyor. Ağız önce alt ve üst dişler olmak üzere iki ayrı segmente ağzı ayıralım. Sonra saat yönünde birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olmak üzere şöyle saat yönünde bölgeler var. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Peki daha sonrasında nasıl? Biz ön dişlere, şunlara bir nolu dişler diyoruz. Yani birinci bölgenin bir nolu dişi sağ birinci keser diş. Birinci bölgenin iki nolu dişi, birinci bölgenin iki nolu dişi yan keser. Birinci bölgenin üç nolu dişi köpek dişi. Birinci bölgenin dört, birinci bölgenin beş nolu dişler küçük azı dişleri. Birinci bölgenin altı ve yedi numaralı dişleri de büyük azı dişler. Birinci bölgenin sekizi nedir? 20 yaş dişi. Her yarım çenede 8'er numaralı dişler 20 yaş dişleridir. Biz bunları rehabilitasyonlarda, yani hastanın kaybettiği dişleri geri kendisine iade ederken 28 dişi üzerinden planlama yaparız. Alt çenede ve üst çenede 14'er diş. Yani her bir yarım çenede 7'şer diş olmak üzere bu 8 nolu dişleri koymayız. Ama kolay olsun diye biz kendi aramızda ya da teknisyenlerimizle konuşurken 13 numaralı diş, 34 numaralı diş ya da 46 numaralı diş diyoruz. Oysa 32 diş olduğunu biliyoruz. Hatta gerçek anlamda 28 diş var. 32 diş yok. 4 tane 20 yaş dişini çıkarttığınız zaman 28 diş var. 14 alt, 14 üst. 14 üst demek ki her bir yarım çenede
yedişer tane diş var. Bilmemiz gereken ilk bölüm burası. Her bir yarım içinde yedişer diş var. Bunlar da bölgelerine göre isim alıyorlar. Bir nolu bölgenin iki nolu dişi. Şu. Ya da kolay olsun diye 22 numaralı diş diyoruz. 22 numara dediğim zaman biz iki nolu dişin ikinci dişi diye anlıyoruz. 25 numara dediğim zaman iki nolu bölgenin beşinci dişi diye anlayabiliyoruz. Bu şekilde bir bağlı var. Dişlerin anatomisi ve ağız içerisindeki planlaması bu şekilde oluyor. Ben Mehmet Derici, her türlü sorunuzu videonun altında ki yorum kısmına yazabilirsiniz. Size 24 saat içerisinde mutlaka geri dönüş yapılacaktır. Bir sonraki videolarımız ve genel videolarımızı takip ederseniz diş hekimliğinden ilgili bütün sorularınıza cevap alacaksınız. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.